olsun isterdim. Biri yaşamak, diğeri okumak için. Buraya gelince kendi kendime şu yersiz soruyu sordum. Kolay elde edilmiş bir mutluluk mu? Yoksa insanı yücelten elem mi daha iyi? Evet, hangisi daha iyi? Bütün bunları o gece evde çektiğim acılardan tükenmiş, yaşamaktan bezmiş bir durumda düşünüyordum. Yaşamımda hiçbir zaman böylesine derin bir elem, böylesine koyu bir pişmanlık duymamışımdır. Fakat evden apar topar çıkarken yarı yolda geriye döneceğim aklıma gelmiş miydi dersiniz? Daha sonra Liza'yı hiçbir yerde görmediğim gibi sonunun ne olduğunu da öğrenemedim. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. O zamanlar az kalsın üzüntüden hastalanıp yatağa düşecekken küçük düşürülmenin, nefretin yararı hakkında parlak düşüncelerimle uzun süre avundum. Hoş geldin Metin'ciğim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, uzun bir e, aradan sonra evet. ve çok güzel bir e, öğretmen-öğrenci beraberliğinden sonra buluştuk. Seninle gurur duydum. Çok güzel bir kariyerim var. Ben çok mutlu Uzman, oldum, psikologsum. Onur duydum. Canım. Burada olmak çok verici. Sizinle olmak olmakta hayalde. Bu hayale hayat verdiğiniz için ben teşekkür Ay, ederim. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ne güzel benim için, büyük mutluluk. Bir öğretmen için bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Zaten kelimemiz de mutluluk. <laughs> Dostoyevski Yer Altından Notlar kitabı elimde. Sen de evet. getirmişsin elimizde. İletişim Yayınlarından çıkmış. Evet bir yeraltı notu tam. Aslında yeraltı dediğimiz şey iç dünyamız. Hı. Hastalıklı bir iç dünya ama. Ama zaman zaman hepimizin yaşadığı bütün Hı. duygu gergitleri kitapta çok başarıyla işlenmiş. Zaten Dostoyevski benim hemen hemen dünya edebiyatında en çok okuduğum, irdelediğim bütün kitaplarını adeta ezberlediğim bir yazar. Kendimi buluyorum zaman zaman. Ee, sen buldun mu bilmiyorum. Kelimemiz mutluluk. Evet. Ee, mutluluk deyince ilk aklına gelen kelime nedir? Mutluluk deyince belki de şu an bunun üzerine çok fazla düşünmemiştim ama ...direksiz sorunca kişinin kendini olduğu gibi kabul edebilmesi geliyor. Kabulleniş diyorsun. Kabulleniş. Evet. Kendini i̇lk olduğu gibi sahici bir şekilde, otantik bir şekilde kabul edişi geliyor. Evet. Yani yetinme. Ee, hep Elindekiyle benim mutluluk tarifim de şöyledir. Hep bana hı hı. sorarlar. Hocam mutluluktan ne anlıyorsunuz? Hı hı. Elimde ne varsa onunla yetinmek derim. Bana kızarlar. Hocam hiç mi hırsınız yok? E, o zaman mutsuz olurum diye girerim hep konuya. Şimdi burada da bir mutluluk uzmanıyla mutluluğu konuşacağız. Canım benim. Peki mutluluğun tanımını hayatından bir örnekle verebilir misin? Şimdi mutluluk bekleyiş dedin, hmm. zaten, kabulleniş dedin. Evet. Tamam ama hayatından bir örnekle bana anlatır mısın bunu? Hmm. Şimdi bir uzmandan dinlerken de heyecanlanıyorum. <laughs> Her gün konuştuğumuz ve karşımıza çıkan bir kelime bu. Evet. Ama tabii bugün heyecanım farklı. Yani şöyle belki ifade etmek doğru olabilir. Mutluluk kişinin hiç kimse seni sevmese bile sırf doğmuş ve birey olduğun için değerli olabildiğinle ilgili aslında bir farkındalık kazanmak bununla ilgili. İnsanın süreç içinde özellikle ergenlik ve sonrası gençlik, ilk gençlik dönemlerinde bir takım varolsal krizleri oluyor dünyayı anlamlandırmaya yönelik işte varoluşsal boşluğu nasıl dolduracağınızla ilgili geleceğe dair e, hayalleriniz ve oradaki o ızdırap e, bunun bir süre sonra geçeceğini ve bu yaşamın içinde doğal bir sancı olduğunu kabul ettiğinizde artık bu kabul sizi travmatize etmek yerine travma sonrası büyümeye doğru evrilmenize aslında imkan tanıyor. Belki benim açımdan bahsettiğim o kabul dediğimiz şey biraz bu olabilir. Acıyı reddetmek yerine acıyla birlikte kalabilme cesareti gösterip buradan olgunlaşıp ruhunu zenginleştirip büyüyebilmek diyebilirim. Evet. Peki. E, Bunu hani da Ömer kendi... Seyfettin kaşağısı falan da böyle hani girilir ya <laughs> evet. e, çocuklukta. Senin de böyle çocuklukta kırılma noktan mutluyum. Ama galiba da mutsuzum diye böyle bir e, ruhsal durumu yaşadığın öyle oldu. Mu? vardı. Üniversite yıllarında psikolojik danışmanlık ya da ruh sağlığı <laughs> alan <alanıyla> ile <laughs> ilgili çok fazla istiyordum bu bölümü. <laughs> o bölümü kazandıktan sonra Anadolu'dan işte Adana'dan geldik <laughs> İstanbul'a. Biraz daha Adana'nın belki yöresel ve geleneksel bir yerinde büyüdük. Buraya gelince Kadıköy'de başladık hayata. <laughs> Kadıköy'de kendi içinde belki İstanbul'un daha farklı bir dinamini barındıran bir mekan. Mekan farklılığı belki e, buradaki olguyu yeniden şekillendirdi, dünyaya bakış açımızı Tabii. değiştirdi ve Kadıköy'de geleneksel bir insan olmanın e, yarattığı psikolojik bir takım ızdıraplar e, yaşadım. O süreçte işte hem bir destek sürecimiz oldu. Kendimle ilgili bir farkındalık, iç içgörü, yaşadığımı anlam vermekle ilgili beni büyüten süreçler oldu. Ama bu süreci kabul ettim ve yaşadıklarımın daha sonra benim yaşamımda bir ötekiyle empati kurmamı kolaylaştıracağına dair bir umut vardı içimde. Şimdi klinisyen olarak o dönem yaşadığım zorlukları şu an yaşayan insanlarla bir araya geldiğimde onlara daha fazla katkı sağlayabildiğimi, daha fazla destek sağlayabildiğimi ...ve onların duygularıyla empati kurma konusunda... ...kendimi çok iyi hissettiğimi fark ediyorum. Evet. Aslında o dönem çekilmiş bir acının... ...beni yaralı bir şifacı haline getirip... Aa, ...şu an evet. şifa vermeyi kolaylaştırdığını görüyorum. Hani Steve Jobs şey der... ...hayat geleceğe doğru yaşanır ama... ...geçmişe doğru anlaşılır. Gerçekten de geleceğe doğru yaşayıp... ...geçmişe doğru anlaşılan... ...bir yaşam hikayesi diyebilirim. Evet şimdi yüzlerce gencin... ...psikolojik danışmanlığını evet, evet. yapıyorsun. Gençler senin... Elinde bir meta evet. ve onlara yön veriyorsun, onları mutlu olmaya yönlendiriyorsun büyük bir Hı -hı. ihtimalle. Ee, pozitif bir kişiliğim var zaten bunu biliyorum. Ee, hep pozitif bakıyorsun hayata. Ee, nasıl buluyorsun çocukları, gençleri bu konuda ya yani mutlulukları Hı -hı. ve mutsuzlukları ile ilgili ne düşünüyorsun? Ya aslında gençlere bir şey vermekten çok bir şey almamaya gayret ediyoruz. Çünkü onların içindeki o potansiyel, yaratıcı potansiyel onlara çok fazla müdahale etmezsek zaten o potansiyel sağlıklı bir şekilde performansa dönüşecek. Sadece aslında yön gösteriyoruz Tabii. yoksa onların içinde bir şey inşa etmek, ihya etmekten ziyade var olanı en iyi şekilde açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü evet. neticede insana bir şey vermeye gerek yok. Ondan bir şey almayın yeter. Çünkü müthiş bir şekilde doğuyor. Ee, ve o doğduğu potansiyeli sağlıklı bir iklim ve ortam sağlanırsa... ...zaten yerinde ve yeterince müdahalelerle mutlu ve başarılı bir yaşam sürebiliyor. Evet. Şimdi e, kolay kazanılan bir mutluluk mu? Evet. Kitapta Dostoyevski. Yoksa e, derin bir elem duygusu mu? Hangisi bu? Nasıl bakacağız bu cümleye? Yani şöyle Cümleyin. eğer... E, bir tane tavşana bakarsanız onun doğum aralıkları belki bir hafta, belki bir ay, belki iki ay ama bir insan dokuz ay taşıyor. Aslında bir şeyin sancısını ne kadar çok çekerseniz onun kıymeti o kadar fazla. O anlamda elem dolu diye bahsettiği şey muhtemelen tek başına elemin anlık çekilmesi değil de bir süredir bu eleme maruz kalıyor olması ile ilgili açıklayabiliriz. 9 ay karnında taşıyan biriyle 1 ay karnında taşıyan kişinin o karnında taşıdığı mutluluk sancısıyla kuracağı bağ aynı olmayacak. Yani mutluluklarımız çektiklerimizle mi doğru orantılı diyorsun? Eğer bir kişi hızlı mutlu oluyorsa orada zaten bağımlılık var. Eroin içerseniz çok hızlı mutlu olursunuz. Ama bu mutluluğu sürdüremezsiniz. Hı hı. O anlık hedonistik e, haz verir. Evet. Fakat o hızlı haz almanın bedelini de hızlı çöküşle yaşarsınız. Ama asıl mutluluk, doğal mutluluk, sahici mutluluk... ...inşa edilen, özenle büyütülen, hı hı. sevgiyle, şefkatle temas edilen... Onun ruhunun okşandığı ve aslında yeniden var ettiğimiz bir tohum gibi ektiğimiz, biçtiğimiz, çabaladığımız ve çabaladığımız bir şekilde açığa çıkıyor. Çabalamadan, dert çekmeden, ızdırap çekmeden elde ettiğimiz her mutluluk zaten bizi bağımlı yapmaya muktedir veya müsait. Evet. Peki e, mutluluk süre gelen bir şey midir? Yani ben çocukluğumdan beri e, biliyorum. Beni her şey mutlu ederdi ve o bu yaşıma Hı -hı. geldim. Çoğunlukla mutlu yani yüzde 25 kederliysem yüzde 75 Hı -hı. çok şeyden mutlu Hı -hı. olabilen bir insanım. Benim yapımdan mı kaynaklanıyor bu? Yoksa ben çaba mı gösteriyorum acaba? İşte mutluluk ulaşılması gereken bir hedef değil. Hedefimize doğru giderken bize eşlik eden bir ilacın yan etkisi gibi, olumlu yan etkisi gibi. Çünkü mutluluk bir duygu. Bir duygunun peşinden gittiğimizde o duyguya ulaşmak çok mümkün değil. Hani küçük bir hikaye anlatırlar. Bir yavru kedi kuyruğunu yakalamaya çalışıyor sürekli. Dönüp dönüp duruyor ama bir türlü kuyruğunu yakalayamıyor. Annesi ona ne yapıyorsun yavrucağım diye sorduğunda işte kuyruğumu yakalamaya çalışıyorum. Neden böyle bir eylemde bulunuyorsun diye sorduklarında mutluluğu arıyorum. Mutluluğun da kuyruğumda olduğunu söylediler. Onu yakalamaya çalışıyorum. Evet. Evladım sen yoluna git zaten kuyruğun sana eşlik edecek deyip mutluluğun biz yolumuza devam ettiğimizde bizimle beraber gelen bir şey olduğunu fark ediyor. Yani Monte'nin daha doğrusu Monte'nin kitabının denemelerde Terentius'un dediği gibi bütün umudum kendimde, başkalarından beklememek galiba, başkalarına bağımlı olmamak, insanın kendi kendine bir şeyler yapması, çabalaması. Ee, anlamında söylüyorsun bunu. Ya mutluluk biraz iç motivasyonla oluşan bir şey. Bir ötekine her zaman ihtiyacımız var. Ama bir ötekine olan ihtiyacımız bizi bir ötekine bağımlı yaptığında ötekiyle sadece bir ilişki kurmamızı zorlaştırıyor. <laughs> Halde bir ötekiyle kuracağımız ilişki doğrudan tek başına ihtiyaç üzerinden değil, birlikte aynı amaç doğrultusunda yürüyebilme hedefi oluşturabilmek belki de. Evet, çok güzel. Peki, beyaz bir kağıt var önünde, kalem de <laughs> var. Ee, Nazım Hikmet demiş ki Abidin Dino'ya, mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Ya ne kadar zor bir şey istemiş aslında ama bence bir o kadar da kolay. Neler çizersin mutluluk adına, mutluluğun resmini çizmek gerekirse? Mesela ben önce gökyüzünü çizerim. Çünkü elimin altında. Ya her daim bakabilirim. Sonra güneşi çizerim. Güneş her gün doğuyor. E Ağaç. Mümkün değil bir ağacı görmemek zaten. Hı hı. Ee, bir ağaç çizerim, sonra bir çocuk çizerim. Öğretmenim çünkü. Hı hı. Bir genci, bir çocuğu çizmezsem oraya olmaz. Hı hı. Sonra bir de deniz çizerim. Yani hı hı. E, denize bakmak e, benim için çok e, önemli bir şeydir. Daha doğrusu galiba mavi bir umut rengi olduğu için hep maviyi hı hı. görmek isterim. Kapalı yerler de e, biraz sıkılırım böyle bir e, tabiatım var ama açık havada e, Gökyüzü, deniz, ağaç, güneş, çiçek, böcek. Oğlum Hı -hı. bana hep der ki, anne şiir yazıyorsun. Bütün şiirlerinde kuş, çiçek, böcek artık sıkıldık başka. Ama içimden gelen bu. Hı -hı. Çünkü çocukluğumdan itibaren böyle yetişmişim. Hı -hı. Peki sen neler çizersin? Bir psikolog olarak, bu işin uzmanı olarak. Mesleki olarak mutluluğu çizmem gerekirse, yaşamın kıyısında ölüme yaklaşmaya çalışan birinin aslında iyi niyetle gitmeye çalıştığı yönün yanlış olduğunu ona fark ettirip yaşama tutunmaya dönük onun motivasyonunu arttırmak olurdu. Ama benim hayatımdan sorarsanız annemin duasını çizerdim mutluluk Ay. olarak. Ya bugün anneler <gülüyor> <gülüyor> çok kutsal. Evet. Evet bütün anneler öyle. Evet. Anneler günü de geliyor. Hepsinin e, ellerinden öpüyoruz sağ olanların. Vefat edenlere de dua Annen evet. yok mu? Annem var. Evet. Ee, çok da aslında genç yaşta evlendirilmiş bir kadın. Evet. Yaş aralığımız da çok yok. 17 yaş kadar var. Evet. Hala anne demekten ziyade daha çok arkadaş, dost gibiyiz. Ah, ne güzel, ne güzel. Senin yaşında çok fazla arkadaşım var diyor. Evet. Daha böyle sadece bir ilişkimiz var. Annemin her zaman söylediği bir kaç cümle benim yaşamımda aslında umutla tutunmama kaynak oluşturmuştur. Bir evet. olabildiğince sizi düzgün insan onuruna yaraşır davranmaya iten bir yaklaşımla büyümeniz için uğraştım. İkincisi de helal rızık getirdim. Bundan dolayı korkmayın der rızkınızdan. Gerçekten de Rabbim bir şekilde ziyadesiyle veriyor. Ne güzel tabii ki. Şimdi e, annemin duasını çizerdim evet. dedim. Ya müthiş bir şey tabii bu. Ne şanslısın ki e, annecin hala sana dua edebiliyor. Hala elini evet. uzatabiliyor. Seni e, görebiliyor, bakabiliyor. Allah uzun ömür versin Amin, diyelim güzel. canım benim. Görmesen bile denizi, hı hı. yukarıya çevir gözü. Deniz gibidir gökyüzü. Aldırma gönül, aldırma. Şimdi burada Sabahattin Ali'nin bir dörtlüğünü hı hı. aldım. Ee, burada biraz polyanlacılık görüyorum. Ben hı hı. E, hep her zaman bir polyanlacı oldum. İşte ablam bana e, önce e, kitabını gönderdi. Küçücüktüm. Okuduğumda çok sevdim. Hı -hı. Annemle birlikte okumuştuk. Annem dedi ki bak güzel bir yol mutlu olman için demişti. Hayatım boyunca polyan öğretmenliğimde özellikle. Hı -hı. Fakat e, öğrencilerimden eleştiriler aldım. Dediler ki hocam siz bizim beynimizi yıkıyorsunuz Hı -hı. dışarı çıkıyoruz. Hayat sizin istediğiniz, sizin özlediğiniz, sizin tarif ettiğiniz gibi değil. Benim polyanlacılığıma bir uzman olarak nasıl bakarsın? Ya da bu polyanlaca görüşe bu doğru mu yanlış Hı -hı. mı? Hem eleştiriliyorum hem seviliyorum. Hı -hı anlamadım. Şimdi insan ırkı hem negatif hem pozitif aynı anda düşünebildiği için aslında neslin türün devamını sağlayabilmiş. Sürekli pozitif olsak şuralardan işte ses geliyor diyelim bir ormandayız. Yok aslan değildir, kelebektir diye düşündüğümüzde aslan bizi yer. Ama sürekli o sese de bu aslandır dediğimizde anda kalamayız, yaşamın tadına varamayız. İkisini dengeleyebilecek şekilde bir anlayış geliştirmişiz. Fakat zihnimiz aslında genelde yapısal olarak negatife daha endeksli. Evet. Çünkü negatifi düşünme sayesinde biz hayatta kalmayı ve Hı -hı. türümüzün Hı -hı. devamını sürdürmeyi başarmışız. Bunu çok basit bir tane örnekte görebiliriz. Hı -hı. Örneğin siz bir restoranta gittiniz tabağınızın içinden bir tane kıl çıksın Hı -hı. o kılın olduğu yeri atmak yerine bütün tabağı değiştiriyoruz. Evet. Çünkü negatif bir şey hepsini negatif yapıyor. Hı -hı. Yani küçük bir sinek mide bulandırır derler ya. Kesinlikle öyle. Yani. Aslında bu en ufak bir tehlike Hı -hı. ve tehdidin yaşam için sorun oluşturabileceği düşüncesinden dolayı Hı -hı. küçük bile olsa tümünü reddetmek ya da yok etmeye dönük bir çabamız var. Ya da işte biyolojik sistemimize bakarsanız bir tane mikrop kapıyoruz. Vücut aslında sadece o mikrobun olduğu yerde ateşi çıkarıp onu yok etmeye çalışsa sıkıntı yok. Ben diyor risk almayayım bütün bedenin ısısını arttırıyor. Evet, evet. Negatif odaklı bir beyin var. Onun için biz pozitif bakacaksak bunun için kesinlikle biraz zihnimize itmemiz lazım. Bununla ilgili biraz egzersiz ve meditasyon yapmak zorundayız. Kendi haline bırakırsak zihnimizi negatife odaklanır. Bu bizim yapısal evet. özelliğimiz. insan olmaktan kaynaklı. Ama pozitif için biraz daha çevresel koşullar, etrafımızdaki mutlu insanlar, rol model alabileceğimiz insanlar çok önemli. Pozitif psikoloji özellikle bu bahsettiğimiz polyanacılık mı, iyimserlik mi? 1970'lerde daha büyük bir akımla başladı. Çünkü Freud daha çok hastalık modelini benimser. insanın ruhsal problemleriyle çok uğraşır. İşte Martin Seligman gibi, Rogers gibi önde gelen pozitif psikolojinin kurucuları artık sağlıklı modeli de çalışalım. Hı hı. Tamam hı hı. insanın yarısı hasta olabilir ama İyi tarafları da var, güçlü tarafları da var, iyimser tarafları da var. İşte Mutlu tarafları da var. Bunları da biraz yüceltelim. Geliştirilmesi gereken yönlerini eyvallah kabul edelim. Uh -huh. Güçlü yönlerini ne yapalım? Burayı da daha çok beslersek hayat bizim için daha yaşanılabilir hale gelir deniliyor. Ki son 100 yılda mutlulukla ilgili yapılan çalışmalar belki insanlık tarihi kadar fazla. Yani 100 yıl öncesine göre yapılan mutluluk çalışmalarına bakarsak akademiyada son 100 yıl insanın mutluluğa ve pozitif psikolojiye yönelik ciddi bir eğilimi var. Evet. Çünkü bunu önemsiyorlar. Yaşam kalitesini arttırmak istiyor evet. insanlar. Peki iyimserlikle polyanlacılık arasında bir köprü var mı? Bir bağ i̇yimser... var mı? Yani ben iyimser miyim de polyanlacıyım? Yani o yoksa bu var diyorum Gerçeklikle mesela. Gerçeklikle iyimserlik arasındaki dengeyi ben Mevlana'nın o pergel e, metaforuyla biraz <gülüyor> anlatıyorum. <gülüyor> i̇şte evet. diyelim ki bir pergelimiz var. Bir pergel gerçeklik. Bir ayağı <laughs> gerçeklikte olacak. Evet. Diğer ayağı umutta, hayalde, coşkuda, <laughs> belki hayalperestlikte <de> olacak. <laughs> Ama gerçeklik zeminimizi kaybetmeden suyun sığlığını ve derinliğini bir şekilde böyle test etmek zorundayız. İnsan iki ayaklı. Bir tarafı umut, Hı -hı. iyimserlik, polyanacılık belki. Bir tarafı da gerçeklik. Gerçeklik sayesinde keşfe çıkıp Hı -hı. neleri görüp neleri göremeyeceğini geliyor. Ama güvenli üst olan gerçekliği de hiçbir zaman yitirmeden o limanımıza sadık kalmak zorundayız. Yaşamımızın Hı -hı. sürekliliği için. Sadece polyanacılık dediğimiz şey yaşamı sürdürmeye çok müsait değil. Çünkü yaşamın gerçekleriyle bağdaşmıyor. Bu olsa olsa gerçeklikle aramızdaki bağın yeterince sağlıklı olmadığını delili olarak kabul edilebilir. Sizin yapısal özelliğiniz polyanacılıktan ziyade sürekli insanların hayatına dokunmaktan, yaşamına katkı sağlamaktan dolayı artık bir ötekinin refahını, güzelliğini, iyiliğini neredeyse kendi önünüze alabilecek kadar fedakar bir sistem taşıdığınız için yaratıcı da sizi ödüllendiriyor diyebilirim. Yaşasın. <laughs> çok güzel, çok mutlu oldum. Ee, sen e, iyi bir okursun. Mutluluk konusuyla ilgili seni etkileyen bir kitap var mı ya da izlediğin bir e, film var mı bana e, tavsiye hı hı. edebileceğin ya da işte e, izleyenlere tavsiye edebileceğimiz? Belki şöyle ben insanların yaşamına katkı sağlayan gerçekten bunu doğrudan e, bir çıkar gözetmeden insanların hayrına ve yararına olacak şekilde bu her şey olabilir. Hı hı bunların yaşamına dokunan, katkı sağlayan, değer üreten her projenin, her vizyonun bir şekilde insanın hayatını büyüttüğünü, insanın canlılığını arttırdığını, zenginliğini arttırdığını, biyolojik olarak da işte bu mutluluk hormonlarının çok fazla salgılanmasına vesile olduğunu görüyoruz. Ondan dolayı Edim Grant diye bir bilim insanı, profesör Vermek ve Almak diye bir kitabı var, Türkçeye çevrildi. Orada insanların yaşamına dokunmanın insanı aslında nasıl insan yaptığı ile ilgili müthiş bilimsel çalışmalar var. Her e, okur düzeyinde anlaşılabilecek güçlü örnekler var. Bir daha var. alabilir miyiz? Edim ee, Grant'ın evet. e, Vermek ve Almak diye kitabı. Evet, evet. O ben o bir kitap. örneğin e, hemen alacağım ve okuyacağım. Çünkü e, bir bitki bitkileşmiyor. <laughs> bir hayvan da hayvanlaşmıyor ama insan insanlaşmak zorunda olan tek canlı. Evet. Laşmak dediğimiz o kavram insana özgü bir kavram. Çünkü insan insanlaşmak mazsa bir süre sonra ya hayvanlaşıyor ya bitkileşiyor. Evet. evet. Laşmak demek bir çaba gerektiriyor, bir emek gerektiriyor ve bu da başkası kendimizden başlayıp bir başkasının hayatına muhakkak dokunmayı hedef olarak da benimsemeyi gerektiriyor. Küçük yaştan itibaren kazandırılabilen bu evrensel etik değerler çocukların ilerideki yaşam coşkusuna inanılmaz katkı sağlıyor. Yani mutlaka mutlu olmak için bir başkasının hayatına yüreğine dokunmak gerekiyor. Bu insanın mutlu olmasında çok büyük bir etken diyorsun. Hı hı. Harika bir şey tabii, çok güzel bir şey. Hı hı. Evet, e, gülünü faydalı bir şekilde kullanmasını bilen bir insan için hı hı. asıl mutluluk akşam vaktinde gelir diyor Cornell. Cemal Süreya da diyor ki, ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diyor. Hı hı. E, hangisi senin hayatında? sabah kahvaltısı mı sabah mı yoksa akşam mı daha önemli? Mutluluk sana ne zaman geliyor daha çok? Şimdi orada mutluluğu belki kategorize edersek ha, evet. bu soruyu zaman ve mekan ha. bağlamında cevap vermek evet. daha kolay olur. Şimdi mutluluğu genel anlamda biz dörde bölebiliriz. Çok teorik olarak olmasın. En aşağıda haz var. Evet. Yani haz dediğimiz şey daha çok yemek yediğimizde işte cinsellik yaşadığımızda Ekranın karşısında oyun oynadığımızda daha ilkel düzeyde <laughs> biyolojik sistemin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bir üstte sevinç diyebileceğimiz bir şey var. O da sahip olmakla. <laughs> Evin olur, araban olur, yaşayan olur. Sevinirsin. Evet, evet. Üçüncü de coşku var. Coşku artık bir insanın hayatına dokunmak. Yani bir evet. ötekinin varlığını zorunlu kılan bir mutluluk. Ve bu aslında aşağıdan yukarıya doğru da mutluluk dozajını ve düzeyini arttıran mutluluk evet, katmanları. Evet. Orada da bir insanın hayatına katkı sağlıyorsak. Yaşamında değer üretiyorsak o zaman coşku denilen bir mutluluk oluyor. Bu her mesleğin yapabileceği bir şey. Çünkü mesleğin kendisi aslında bir gemi. Burada sizin vizyon olarak limanlarınız oluyor. O gemiyle hangi limanlara gideceğiniz daha önemli. Hocam ben böyle olsaydım insanlara fayda sağlardım değil. Gemi her limana gidebilir. Önemli değil. Her meslek bir başkasının hayatına dokunabilir. Dördüncüsü de saadet dediğimiz en üst düzey mutluluk. Bir hiçlik makamı. İşte ben oyum o ben. E, birlenme makamı dediğimiz şey. Orada da ego artık yoktur. Devre dışı kalmıştır. Kişinin benliği yoktur. Her şeyde e, yaratıcının birlik sıfatını görür ve ona hürmet eder. Hı hı. İşte kediyi de sever, ağacı da sever, kuşu da sever. Her varoluşun bir anlamı olduğunu bilir. Bu da en üst düzeyse bu bizimle çok ilgili bir şey olmayabilir sıradan insanlar için. Daha çok kendini gerçekleştirme dediğimiz evet. varoluşçu psikolojide ya da doruk yaşantı diye ifade edilen Bilge, bilge bil, kişi olmak bilge değil. Bilge kişi mi? ya da nirvana evet. dediğimiz nirvana insana dediğimiz. kamil dediğimiz evet. kavramlar ama biz coşku kısmında hı. kalabiliriz. Coşku dediğim gibi anlam üretmek, değer katmak ve etki etmek hı hı. üzerine kurulur. Yolu. Şimdi kişinin bilişsel süreçleri aslında daha doğrusu sabah uyandığınızda kahvaltı yaptığınızda yemek yediğinizde haz alırsınız. Evet. O zaman sabahın hazı biraz daha aşağılarda. <laughs> Ama akşam herkes uyuduktan sonra artık kendi derinliğinizle işte e, yer altından notlar Notlardaki dediği gibi. muhtemelen Dostoyevski eğer bir psikolog olsaydı Yeraltı demeyecek demeyecekti de bilinçaltı diyecek. Evet, evet. O edebi tarafı belki bu kavramlara yeterince aşina olmadığı için ya da evet. Freudla tanışıklı olmadığı için diyelim o dönem için, Yer yeraltı diyerek insanın aslında derinde bir yeri olduğunu ve bu derindeki yerle temas kurabildiği zamanlar dünyanın durduğu, gecenin işte örtüldüğü ve bu örtü içinde örtüyü açıp o hakikatle bir şekilde baş başa kalabildiği dönem. Onun için karanlık ve gece, evet. e, sakinliğin olduğu, e, bilişsel olarak, ruhsal olarak kişinin mutluluğunu arttırabileceği dönem daha çok gece. Gece. Varoluşçuluğu sorguluyor. Ee, hayatın anlamını sorguluyor kitapta evet. kahraman. Evet bunları sorgulamak için işte sabah mutluluk, ha. gece başka bir evet. şey değil mi? Çünkü sabah ha. daha çok yeriz içeriz, evet. beden daha aktiftir. Bir de başlıyorsunuz. Tabii, ama zihin evet. gece. Beden durur, artık zihin öne çıkar. Ha. Zihnin yaratıcılığı, ızdırabı evet. ve keşfi daha farklıdır. Yani beden en fazla yeri kazarsınız, belki bir şeyler bulursunuz. Ama zihni kazarsanız oradaki sonsuz bir hazine var evet. ve ona ancak bilişlerle ulaşırsınız. Bir deli yeri kazar, patateze ulaşır ama gece kendi ruhunu kazarsa patates dışında ulaşabileceği başka bir şey yok. Evet. Ondan ben tevekkül diye geceyi niye geceyi bu kadar çok seviyorum, Hı. niye gece kadınıyım Hı. falan diye düşünüyorum hep. Demek ki bilinçaltı orada daha çok Tabii faaliyete gece geçiyor. Gece bizim kendi ruhsal sistemimizi kazmaya daha müsait. Çünkü akılcı tarafımız gün içinde yorulmuştur. Evet. Bilinç dışımızla bağımızın daha güçlü olabildiği bir yer. Artık evet. o sistem size izin veriyor. Zaten rüyalar görmemizin sebeplerinden biri de bu. Siz gündüz bastırıyorsunuz, gece bu baskı mekanizması devre dışı kalıyor. Oradaki şeyler metaforlarla çıkıyor. Mutlu musun? Mutlu bir insan mısın? Şükür diyelim. Evet. Ama mutlu olmak için mutlu olmaya çalışmıyorum. Beni ya da illa şu mutlu etsin diye değil de Evet yapmak istediğim şeyler beni mutlu ediyor. Bazen de şudur yaptığınız şey mutlu olduğunuz, mutlu olacağınız şeyleri yapamayabilirsiniz. Ama yaptığınız şeylerden de mutlu olabilirsiniz. Diğer ifadeyle bazen sevdiğimizi yapamayabiliriz ama yaptığımızı sevebiliriz. Ee, Okan Bayülgen'e sormuşlardı bir röportajında e, mutluluk sizce nedir diye. Mutluluk benim için başarıdır demişti ben de çok severim Hı -hı. kendisini. Ee, başarının mutlulukta e, bir rolü var mı, etken bir rolü? Aslında Türkiye'de belki Okan Bey başarıya yüklediği anlam açısından muhtemelen çok daha fazla şey kastetmiştir. Ee, orayı devre dışı bırakarak başarıyı belki konuşmak lazım. Başarı eğer bir amaçsa, evet. mutluluk çok getiren bir şey değil. Hmm. Ama başarı sayesinde bir şeyler elde etmek istiyorsak o zaman başarı bir araca dönüşür ve insanı mutlu eder. Biraz şey gibi eğer güç bir araçsa birini lider yapar, eğer güç bir amaçsa birini despot yapar gibi. Güç bir araçsa sizi Gandhi yapabilir, <laughs> değilse işte Hitler yapabilir. Hitler yapabilir. Burada da başarı eğer bir araçsa bir ötekinin yararını, hayrını düşünen bir süreçse, yani işte para kazanmak istiyorum, bu para sayesinde böyle bir proje yapacağım, <laughs> insanların kitap okumaya özendireceğim. Ee, sosyal kültürel aktivitelere yönlendireceğim. Yani dikkat ederseniz bir şekilde onların yaşamına katkı sağlayacağım. Hı hı. Bu parayı araç olarak kullanıyorsam e, ayrı bir şey ama sadece param olsun dersek istifçilik dediğimiz obsesif kompulsif bir kişilik yapısına bürünüyoruz. Evet. Ne amaçla kullandığımızdan bağımsız düşünebileceğimiz bir şey değil. Anlıyorum. Mutluluğu aradığın sürece e, mutlu olacak kadar olgun değilsindir diyor Hermanes. Hesse. Mutluluğun Biraz önce de gerçi hı hı. sohbetimizde bunlar geçti ama aramakla mutluluk bulunuyor mu? Eskiler şey der, aramakla bulunmaz ama bütün bulanlar arayanlardır diye. Evet, evet, evet. <laughs> Doğrudan mutluluğu yücelten bir kavram olarak bakmamak lazım. Çünkü eskiler biraz da hüzünden beslenmişler, kederden beslenmişler. Eskilerin birbirlerine karşı dilekleri var. İşte yaratıcı seni dertsiz koymasın diye. Çünkü dert de insanı zinde tutan bir şey. Dert sayesinde kendimize yöneliriz. Kendimizle ilgili ya. farkındalıklarımız artar. Evet. Şimdi her ne kadar insan acıdan kaçıyor olsa da aslında acıyla birlikte kalıp acının bilgeliğinden faydalanıp Acının acıtmadığı zamanlara da tanıklık edebiliyormuş yani insanlar. Yani sürekli mutluluk diye bir şey yok değil mi? Sürekli mutlu olursak ölürüz. Sürdürülebilir bir şey değil. Bunu evet. çok basit deneylerle yapıyorlar. Fareye alkollü su veriyorlar. Fare içtikçe dopamin alıyor. Dopamin haz ve keyif hormonu. Mutlu oldukça daha çok içiyor. Daha çok içtikçe daha çok mutlu oluyor. En son mutluluktan ölüyor. Yani evet. kişinin sürekli mutlu olması ölüm demek. Ondan dolayı evet. çocukluk, anne babalar çocuklarını yetiştirirken ileride çok mutlu olsun istiyorum diyorlarsa mutsuzluğa da o mutluluğun içinde o heybede yer vermeleri lazım. Birlikte evet. yol alamazlarsa mutluluk tek kanatla da uçulamayacağı gibi sadece mutluluk kanadıyla uçamayız. Çünkü evet. insanız. insan demek ünsiyet peydah eden, ilişki kuran demek. Evet. Ee, bazen unutan anlamında kullanılır ama daha çok aslında ins ve cin. ins ilişki kuran, cin ilişki kuramayan anlamında. Evet. İlişki kurabilen canlı, evet. ilişkide her zaman bir çatışma vardır. Çatışmanın olduğu her yerde de iyi kötü bir dert, bir sıkıntı vardır. Evet. O zaman sıkıntıya razı olmayan biri ilişki de kuramaz, iletişim de kuramaz. İlişki ve iletişimin olmadığı yerde de yabanilik yani yabancılık başlar. İnsan kendine yabancılaşınca da hayattan keyif alamaz. Evet, yani dertlerimizle de sevmek gerekiyor. Dertlerimizle de hemhal olmak gerekiyor. Dertlerin bize... <laughs> söyleyebilecek muhakkak bir sırları olduğunu bilmek lazım. Derdi dert olarak değil de zarf olarak görüp zarfın içindeki mektuba odaklanmak. Evet. Şimdi Işıl Özgen Türk'ün Küçük Sevinçler Bulmalıyım Hı -hı. kitabı vardır minnacık. Evet. Hatta okuma okulunda her Aha, zaman evet, evet, söylediğim bir son. şeydir. Benim de sloganımdır o. Hayat e, mottom. Küçük sevinçler bulmalıyım. Yani büyük hedefler, Hı -hı. büyük şeyleri beklemek, istemek hep bana e, ne bileyim bir kaçış getirmiştir. Hı hı. Şükürcü bir yapım hı hı. olduğu için hı hı. yaşadığımdan. Hı hı. Hep küçük sevinçler. İşte şu çayı içmek, öğrencilerimle bir arada bulunmak, seninle bugün bu programı hı hı. yapıyor olmak. O kadar yani küçük sevinçler aslında insanın içerisinde kocaman hı hı. kocaman büyük mutluluklar oluşturuyor. Hı hı hı. Katılıyor musun bu küçük sevinçler bulmalıyım sloganına sen de? Yoksa Kesinlikle. Katılıyorum. Ee, hani istiridyenin bir doğum hikayesi vardır bilirsiniz. Nisan yağmurları geldiğinde istiridye uh -huh. e, işte denizin üstüne çıkar, kabuğunu açar. Oradan ister ki bir tane damla alsın. Birden daha fazla damla alırsa o istiridye çürür ve inciye dönüşemez. Evet. Ama bir tane damla alırsa o bir damlayı alıyor, sonra gidiyor denizin dibinde. Orada o doğum sancısını neyse o kuluçka dönemini bitirdikten sonra inciyi doğuruyor. Evet. İnciyi doğurabilmeniz için bir damla yeterli. Daha fazla Küçük faz... güzeldir diyor. Küçük değil değil güzeldir. Az, daha fazla az damlaya çoktur. maruz kalsa evet. o istiridye inciyi doğuramayacak. Hı, Hı Haliyle bir şey daha fazla aslında biraz belki dengeden, itidalden e, de bahsediyor oluyoruz. Küçük güzeldir ve büyüğün kapısını da zaten küçük bir kere tıklatıyorsunuz. Eğer daha fazla tıklatırsanız bu işgalci olur. Küçük evet orayı fetheder. Büyük orayı işgal eder. Evet. Yeşilçam filmlerini çocukluğumuzdan itibaren çok seyrettik. Ve orada e, enteresan biçimde ayrılıklar da vardı, o da vardı, Hı -hı. bu da vardı ama hep bize hedef olarak Hı -hı. gösterilen şey mutluluk duygusuydu. Hı -hı. Yani mutlaka o filmlerin içinde mutlu sahneler vardı. Hı -hı. Örneğin işte Neşeli Günler diyebilirim. Hı -hı. Sadece aklıma gelen e, Münir Özkul'un, Adile Naşit'in olduğu o küçük küçük şeylerden, yoksulluktan, Hı -hı. azlıktan e, mutlu olmak e, felsefesi vardı. Seni böyle etkileyen e, bir film var mı? ben Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ı çok severim Yeşilçam'da. Evet. Sevgi neydi? Emekti, aşktı. <laughs> Orada başlayan o süreç benim için o film çok daha etkilidir insan yaşamında bence irdelenmesi gereken bir yer. Biri aşkından bahsederken diğeri evet. sevgi için fedakarlığı göze alıyor. Aşk her ne kadar yüceltilen bir duygu olsa da evet. aslında sevgi aşktan daha yüce bir duygu. Çünkü aşk bulunan bir şey sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Birden aşık olursunuz, evet. vurulursunuz ya da işte edilgensinizdir. Ama sevgi de aktifsinizdir. Emek Hı. vermeniz lazım, çaba göstermeniz lazım. Nezaketle, şefkatle, merhametle büyütmeniz gereken bir şey var. Ondan dolayı orada evet, Kadir abi çok sevmeme rağmen <laughs> bir yerine tarafım diyebilirim. Evet. Ha, bu aşkı kötü yapmaz. Çünkü Mevlana'nın Fimafi kitabında biliyorsunuz evet. aşktan bahsederken aslında yeryüzündeki her canlı aşkın çocuklarıdır der. Onu da anlatırken gökten bahseder. Yer ve gök birbirine aşıktır bir şekilde. İşte yer susayınca yağmur gönderir, rutubet gönderir vesaire. Onun susuzluğunu giderir. Onların birbirine olan aşkından da canlılık peyda olmuştur der. Haliyle yeryüzündeki her canlı zaten aşkın çocukları olduğu için ...bizim sitemiz bile aşk olsundur. Aslında evet. çok naif bir geçmişimiz var. Bu anlamda Mevlana'yı da referans alırsak. Evet. Aşk bu anlamdaysa sıkıntı yok ama... ...şu an bakıyoruz işte romantik aşklar... ...veya günübirlik aşklar diye ifade edilen... ...Leyla Mecnun'u geçen bir süreç... ...daha tüketim amaçlı hı hı. kavramlar olmaya başladı. Ve bu aşkların mutluluk getireceğiyle ilgili... ...yanlış bir yanılgı var. Hı hı. Biz evet aşkı reddetmiyoruz ama kutsayıp yüceltip ilişkilerin çimentosu olan şey aşk değil sevgi. Çünkü sevgi. sevgi emek isteyen bir şey. Sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum diyebilmek sevgiyken seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var demek aşk. Evet. Yani mutluluk aşktan çok sevgide mi var oluyor sence? Çünkü mutluluk bir emek. Evet. evet. Aşkla başlanır ama aşkla sürdürülemez. Sevgiye dönüş. Sevgiye dönüşmek zorunda. Evet, ne güzel. Peki Metincim, mutlulukla ilgili kime mesaj vermek istersin? Mutluluk konusunda öncelikle anne ve babam başta olmak üzere eşim, oğlum Ahmet Aras ve kızım Defne'ye mesaj vermek isterim. Onlar benim yaşamımı renklendiren, güzelleştiren insanlar. Bunun ötesinde bugüne gelmemde katkısı ve etkisi olan bütün öğretmenlerime, eğitmenlerime de sonsuz mutluluklar dilerim vefat edenlere Allah'tan rahmet kalanlara da uzun ömür ve sağlık diliyorum çok güzeldi çok keyifliydi yani bir uzmanla ve de üstelik İnanın. yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz senin öğrencilik yıllarını birlikte geçirdiğimizi düşünülürse benim için çok gurur verici ben bir şey tekrar hoş geldin tekrar teşekkür ederim bu keyifli söyleşiyi bu güzel söyleşiyi Can Yücel'in dizeleriyle bitirmek istiyorum ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.